Değerli dostlar, Hicri takvimin ilk ayı Muharrem ayının 10. günü Aşura günü olarak kutlanır. Aşura günüyle alakalı farklı rivayetler olmakla beraber bir rivayete göre Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un zulmünden kurtulduğu gün olarak bir rivayet vardır. Yine aynı şekilde Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'da şehit olduğu gün de Aşure günü olarak kutlanır. Hüzün günü, matem günüdür. Özellikle İran'da, Şia'da kutlanan bir gündür. Bize de adet olarak gelmiştir. Muharrem ayının 10. günü ve o hafta boyunca gelenek görenek olarak evlerimizde biz devamlı aşure yaparız. Aşurenin yanında da aşurenin kardeşi keşkek yaparız. Denizimizin yöresel lezzetlerinden bir tanesidir keşkek. Aşure, karşıda gördüğünüz aşure içinde 15 çeşit malzeme var. 15 çeşit susam, kuru fasulye, nohut, fıstık, badem, ceviz, yani değişik fındık, toplam 15 çeşit malzeme konuluyor. Kuru kayısı ve benzeri 15 çeşit malzeme karıştırılarak bir tatlı olarak yapılıyor. Bakın burada da bugün aşure yaptık. Yine bakın gördüğünüz gibi bu aşure yapılır. Eve gelen misafirlere ikram edilir. Komşulara dağıtılır. Bu sayede hem bugünün hatırı yad edilmiş olur, hem de bir hayra vesile edilmiş olunur. Bu da denizimizin meşhur keşkeği. Keşkek dövülmüş buğdayla yapılır. Dövülmüş buğday içerisinde tereyağı, bu tavuklu yapıldı. Tavuk göğsü katıldı içine. İsteyenler kırmızı et de koyabilirler. İsteyenler etsiz de yapabilirler. Baba dağı keşkeği diye de bilinir. Genel itibariyle etli olanlar dövülür. Dövülerek döve bu keşkek bu hale getirilir. Daha sonra da üzerine hafif tereyağı kızartılıp konularak misafirlere ikram edilir. Bu da denizimizin unutulmaz lezzetlerinden bir. Aşureler hazır. Misafirleri bekliyor. Matem mimiği olarak da biliniyor. Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'da şehit edilmesinin hüznü, matemi olarak bir rivayet var. Bir rivayette İbrahim Aleyhisselam'ın Firavun'un zulmünden kurtuluşunun yemeği olduğuna dair de rivayetler var. Çok. Bakın içerisinde akla hayale gelmedik şeyler var. Bu da özel süs. İşte fıstık, fındık, badem, ceviz, susam. Burada kuru kayısı, kuru incir, kuru fasulye, yani bir sürü çeşit var. 15 çeşit olduğu söyleniyor.
Çok lezzetli bir tatlı. Evet. Biraz önce çekimini yaptığımız aşureni şimdi ikramına geçtik. Şimdi bir tadına bakalım nasıl olmuş, şeker yerinde mi, lezzeti nasıl? Gördüğünüz gibi fıstık var, susam var, ceviz var, fındık var. Yani 15 çeşit ürün var içerisinde. Kimisi tatlı olarak seviyor, yani çok aşırı tatlı. Kimisi pekmezli yapıyor. Kimisi soğuk seviyor, kimisi sıcak seviyor. Ben genel itibariyle sıcak sevenler derim. Lezzeti güzel, çok aşırı tatlı değil. Her yıl Muharrem ayının 10. günü'ne denk gelen haftada aşure tatlısı geleneksel olarak bütün ülkemizde yapılır. Güzel bir lezzettir. Geçmişten geleceğe unutulmaması gereken bir lezzet. Çocuklarımıza da bu lezzeti unutturmayalım. Az da olsa yapalım. Evet değerli dostlar, bugün malum aşure günüyle alakalı bir çekim yapıyoruz. Biraz önce aşure ve keşkekle alakalı bilgilendirme yaptık. Biraz önce de aşuremizi yedik, tadına baktık, lezzetine baktık. Şimdi de Denizli'mizin yöresel lezzetlerinden bir tanesi ve en önemlilerinden bir tanesi diyebilirim. Keşkek yapıldı, keşkeğin tadına bakacağız. Keşkek, tavuk eti veya kırmızı et fark etmez kullanılabilir. Tereyağı ve dövülmüş buğdayla yapılan bir lezzet. Denizli'de düğünlerimizin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Düğünlerde olur. Böyle topluluk, mevlüttür, değişik etkinliklerde yapılan bir lezzet. Ve keşkeğimizin yanında olmazsa olmazlarının bir tanesi de bu yaz turşusu diye bilinen, yazda malum yazın biber, patlıcan, domates, salatalık bol olur. Onlarla yapılan hafif, içine limon tuzu, limon da konulan çok güzel bir lezzet. Onun keşkeğin hafifliği, ağırlığını bu turşu yaz sıcaklığında serinlik verir, rahatlatır. Böyle bir lezzet. Şimdi onun tadına bakacağız. Bugün sizlere böyle bir video çekme hasıl oldu. Bu sayede videomuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone olmamışsanız abone olmayı, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sosyal medya hesaplarında paylaşmayı unutmayınız. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Sağlıcakla kalınız.